Sarılık, yeni doğan bebeklerde en sık karşılaştığımız sorunlardan birisidir. Zamanında doğan bebeklerin %60'ında, erken doğan bebeklerin ise %80'inde sarılık görmekteyiz. Sarılık neden olur? Fizyolojik sarılık dediğimiz zararsız sarılık şeklinde olur yeni doğanda veya patolojik sarılık dediğimiz hastalıklara bağlı sarılık gelişebilir. Fizyolojik sarılıklarda yeni doğan bebeğin bir takım bilirubin metabolizması ile ilgili eksiklikleri söz konusudur. O yüzden anne ile olan kan hücreleri geçimsizliği de işe eklenince zararsız, hafif, ilk bir haftada düzelen fizyolojik sarılık dediğimiz durumla karşılaşabiliriz. Bir de zararsız sarılık olarak anne sütü sarılığı dediğimiz sarılık türü var. Bunda da annenin sütündeki bir maddeye bağlı olarak bebekte doğum sonrası ilk günlerde sarılık olabilir. Bunlar fizyolojik ve anne sütü sarılığı dışında patolojik sarılıkları da ele alabiliriz. Patolojik sarılıklarda ise ortada bir hastalık söz konusudur. Bebeğin karaciğerle ilgili doğuştan getirdiği bir hastalığı veya enzim kusuru söz konusu olabilir. Hipotiroidi dediğimiz tiroid bezinin yavaş ya da az çalışması sonucu sarılık gelişebilir. Sonuç itibariyle yeni doğan bir bebekte sarılıkla karşılaştığımızda bu sarılığı öncelikle zararlı ya da zararsız şeklinde ayırt etmeye çalışıyoruz. Sonrasında da sarılık miktarını kan tahlilleriyle takip ederek tedaviye karar veriyoruz. Bunun için sarılığı olan bir bebekte bebekten kan alarak kandaki sarılık miktarını tespit ediyoruz. Eğer belirli değerleri aşmıyorsa fizyolojik sarılık, yeterli beslenememeye bağlı sarılık veya anne sütü sarılığı deyip geçmesini bekliyoruz. Ama belirli değerleri aşan sarılıklarda acil tedavi yaklaşımına giriyoruz. Bunlar da ışık tedavisi veya eğer çok yüksekse sarılık değerleri kan değişimi şeklinde oluyor. Çünkü aksi takdirde tedavi edilmeyen ağır sarılıklar bebeğin beyninde hasarlı sonuçlanabiliyor.